Destek istiyorsanız alemi İslam'ı ve sevadi azamı ve cumhuru razı etmeniz lazım. Çünkü cumhur sizin arkanızda olursa o zaman hakikaten bir şeyler yapmış oluyor. Devletle toplum diğerleri arasında çelişki olamaz. Olmaması lazım. Bu hıyanet olur. Dolayısıyla Mustafa Bey'in işaret ettiği gibi bu yeni bir sürece doğru gidilirken üstad diyor ki toplumun, bu avamın, mininin, cumhurun değerleriyle aranızı açmayın. Bu da nedir? İslam'dır, Müslümanlıktır. Dolayısıyla şair-i İslamiye riayet edin. Eğer bunu yapmaz da metnini okuyacağım, çok vurgulu. İslamiyet'ten tecerrüt eden bahbah, milliyetsiz, Avrupa meftun mukallitleri, avamın minine, yani toplumu sizi seven, ciddi seven insanların çoğunluğu tercih edersiniz. Bu nedir? Bir, İslam'ın maslahatına münafidir. İki, alem İslam'da sizin böyle bir tavrınızın söz konusu olması halinde beklentilerini başka tarafa çevirecektir, diyor. Bu arkanızı unutmayacaksınız. Size oy verenler unutmayacaksınız ve sizi orada tutanlar ve idare ettiklerinizi unutmayacaksınız. Sürekli onların inançları, salları, beklentileri ve onların size olan şeyleri, minnettarlıklarını dikkate alacaksınız, diyor üstad, gerekeni söylüyor. Ama tabii dinleyen, dinlemeyen ortaya çıkıyor. Yani o günkü Anadolu'nun şartlarını düşünün. Herkes yollara dökülmüş. Kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, çoluğuyla, çocuğuyla cepheye destek veriyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hutbe-i Üstad'ın hitabesini okumaya devam ediyorduk. Sanıyorum aşiren 10'da kalmıştık. Doğru mu acaba? Kasihan'da mı kaldı? Pekala. Yani 9'uncusu. Kasihan. 10 maddelik bir hitabe yayınlıyoruz. Üstad meclise davet edilmesi üzerine onu okumaya devam ediyoruz. İlk 8'ini okuduk. Şimdi 9'da onu bugün inşallah birlikte müzakere edeceğiz. Neler anlamamız gerektiğini, burada hocalarımız var, uzman tarihçilerimiz var. Onlar inşallah bize yardımcı olacaklar. Tavsiyem, sizin bu İstiklal Harbi'ndeki muzafferiyetinizi ve âli hizmetinizi takdir eden ve sizi can-ı dilden seven cumhur-u müminindir. Yani Müslümanların tamamıdır. Ve bilhassa tabakayı avamdır ki, hak tabakası sağlam Müslümanlardır. Sizi ciddi sever ve sizi tutar ve size minnettardır ve fedakarlığınızı takdir ederler. Ve intibaha gelmiş en cesim ve müthiş bir kuvveti size takdim ederler. Siz dahi evamil Kur'aniye'yi imtisalle onlara istisal ve istinad etmeniz maslahat-ı İslam namına zaruridir. Yoksa İslamiyet'ten tecerrüt eden bedbah, milliyetsiz, Avrupa meftunu frek mukallitleri avam-ı müslimine tercih etmek maslahat-ı İslam'a münafi olduğundan alem-i İslam nazarını başka tarafa çevirecek ve başkasından istimdat edecektir. Evet, bu 9'da Üstad Hazretleri milletvekillerini ciddi uyarılarda bulunuyor. Milletvekillerine ciddi uyarılarda bulunuyor. Hatta tehditvari uyarılarda bulunuyor. Eğer siz diyor bu avan-ı müminin olan insanların diyor size olan teveccühlerini diyor geriye boş çevirirseniz istikbaliniz sizin de onların da kötü olur diye uyarıyor. Bakalım hocalarımız ne diyecekler? Üstadın bu uyarılara nasıl yorum getirecekler? Kimler var? Mustafa abi buyurun. Yani yeni bir döneme giriliyor, yeni bir dönem başlıyor. Hakikaten İstiklal Savaşı kazanılmış, yeni bir yapılanma dönemi. Onun nasıl esasları üzerine, nasıl bir anlayış üzerine tesis edilmesi gerektiği konusu herkesin gündeminde. Ve Üstad'ın da gündeminde ve kendi istediği değerler üzerine bina edilmesini istiyor. Fakat bir tarafta da bir anlayış var ki belki işin yönetim inisiyatifini elinde tutma istidadında olan bir anlayış, bir değişim taraftarı. Bu bakımdan üstad yönetimin her halükarda halkla bütünleşmesini, halkın beklentilerini, kimliğini, değerlerini
saygılı bir yönetim anlayışı içinde olması gerektiğini burada ciddi bir şekilde şey yapıyor. Eğer bunu yaparsanız, halkla bütünleşmiş, onun değerlerine saygılı bir yönetimi inşa ederseniz, tahmin edemediğiniz kadar önemli gelişmelere, müsbet merhalelere mazhar olursunuz, diyor. Sizi ciddi severler. Yani kendisini ciddi alan bir yönetime halkın bütün gayreti ve teveccühüyle sahip çıkacağını söylüyor. Siz buna saygılı olun ki halk da size saygılı olsun. Sizi ciddi severler noktasındaki şey, eğer siz onların beklentilerini karşılayacak bir anlayış gösterirseniz, onların sizin için yapamayacak fedakarlık yoktur. O bakımdan vatandaşı böyle kazanmanın bir gayreti içinde olun. Yoksa ben böyle istiyorum diyerek tepeden dayatırsanız bu iş olmaz. Yani o günün yapılan marifesinde söylenebilecek en önemli söz ve bunu hakikaten bu hitabenin bütünü içinde sihri mümteni tarzındaki ifadelerle dile getirmişti. Kimsenin söyleyemediği, söyleyemeyeceği boyutlarda ve netlikte söylemiş. Hem ilmin hatırına, hem sosyal dokunun hatırına, hem değerlerin hatırını hiç feda etmeden onlara söylenmesi gereken şeyi hakikaten söylemiş. Yani üstad o noktadaki mesuliyetini, misyonunu burada fevkalade ifade etmiş olduğunu, ifa etmiş olduğunu görüyoruz. Evet. Teşekkürler abi. Cemil Bey, sizin ilave edeceğiniz bir husus var mı? Benim aklıma gelen abi, burada Üstad Hazretleri hakikaten yumuşak bir üslupla, vatansever bir üslupla, millete aidiyet üslubuyla bir şey ortaya koyuyor. Yani bir görüş ortaya koyuyor. Diyor ki, yani siz destek istiyorsanız alemi İslam'ı ve sevadi azamı ve cumhuru razı etmeniz lazım. Çünkü cumhur sizin arkanızda olursa o zaman hakikaten bir şeyler yapmış oluyoruz. Yoksa yani geçici olacak her şey, çünkü onların görüşü sizin arkanızda olmasa, desteği sizin arkanızda olmasa, kuvveti sizin arkanızda olmasa o zaman bir şey yapmadık demektir. Çünkü buna Üstad Hazretleri başka yerlerde de risalelerde ırkçılık meselesinde ele alırken diyor 350 milyonu mu istersin yoksa 20 milyonu mu istersin diyor. 20 milyon kardeşe bedel 350 milyon kardeşin olacak diyor. Orada hatırlatıyor. Burada da Üstad Hazretleri hatta İslam aleminde şairler o zaman yani gözlerini Türkiye'ye dikmişler. Ahmet Şevki bunların başında Mısır'da. Ahmet Şevki'nin şiirlerinde çok var. Ben şu an da burada okumak istemiyorum. Yani o şiirlerde neler var neler. Türkiye'ye gözlerini dikmişler. Bekliyorlar bir geri dönüşüm olsun ve bir İslamiyet'e dönüş olsun. Ama bu olmayınca tabii Sevadi Azam ve Cumhur yani şey yaya kalıyor. O zaman diyor siz desteksiz kalırsınız diyor. Hatırlatıyor. Elmi bir üslupla, yumuşak bir üslupla, vatansever bir üslupla. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Mustafa Bey ile Abdurrahman Bey, size döneceğim ama önce bir İlyas Hocam ne dersiniz? Allah razı olsun Faris abi. Şimdi burada Üstad önce bir vakaya dikkat çekiyor. Nedir o vaka? İstiklal Harbi'nde muzafferiye. Bu basit bir olay değil. Yani ülkenin doğusu, batısı, güneyi işgal edilmiş vaziyette. Batıdan Yunanlılar girmiş. Ondan sonra güneyde Fransızlar İtiraf devletlerin güçleri olarak girmiş bazı yerleşim merkezlerine. Diğer taraftan İstanbul o süreç içerisinde işgal edilmişken uzatmayacağım. İstiklal Savaşı 3 yıllık bir sürenin zarfında muzafferiyetle sonuçlanmış. Bu büyük bir Allah'ın ihsanı. Peki toplum ne? Toplum yöneticileri niçin seviyor? İdarecileri, mebusları niçin seviyor? Böyle bir muvaffakiyete yol açmanın vesile olduğu için bir. İki, bu cumhur-ı müminin başka bir seçenek olsa, yani toplumun değerleriyle örtüşmeyen insanlar olsa, onlara bir kuvvet oluştursa bile onlara meyleder mi? Hayır. Toplumun büyük çoğunluğu, cumhuru, avam-ı müminin dini sebeplerden dolayı seviyorlar. Öyleyse siz de toplumun, cumhurunun değerlerine uygun bir yaşayışı benimsemeniz, uygun bir hayat tarzını benimsemeniz lazım diye bir gönderme yapılıyor diye anlaşılıyor. Hani devletin uzatmayacağım bir tanım var Halis abi. Denir ki devlet toplumun teşkilatlanmış halidir. Devlet toplumun örgütlenmiş halidir. Dolayısıyla devletle toplumun diğerleri arasında çelişki olamaz. Olmaması lazım. Bu hiyanet olur. Dolayısıyla Mustafa abinin işaret ettiği gibi
bu yeni bir sürece doğru gidilirken üstad diyor ki toplumun, bu avamın, cumhurun değerleriyle aranızı açmayın. Bu da nedir? İslam'dır, Müslümanlıktır. Dolayısıyla şair-i İslam'ya riayet edin. Eğer bunu yapmaz da, metine okuyacağım, çok vurgulu, İslamiyet'ten tecerrüt eden vehbah, milliyetsiz, Avrupa meftun mukallitleri, avam-ı müminine, yani toplumu sizi seven, ciddi seven insanların çoğunluğu tercih edersiniz. Bu nedir? Bir, İslam'ın maslahatına münafidir. İki, alem İslam'da sizin böyle bir tavrınızın söz konusu olması halinde beklentilerini başka tarafa çevirecektir, diyor Mat. Teşekkür ederiz. Abdurrahman kardeşim, buyurun. Selam aleyküm abi. Aleyküm selam. İyi dersler. Abi, yani böyle bir, ya böyle bir şey olamaz ya. Subhanallah. Sanki bugünümüzün olduğumuz olaylar içerisinde bizi anlatıyor Üstad Hazretleri bunları. Faris abi. Şimdi koskoca bir Osmanlı, bir imparator bitti. Sonra yeni de bir cumhuriyet kuruldu. Sonra da bir zafer elde edildi. Sonra da bu zaferin üzerinde Üstad Hazretleri bu nimetlerin kıymetini bilin. Böyle bir analiz yapıyor değil mi abi? Şimdi ben de bazen bunu evde çocuklarıma söylüyorum. Ya dedim, siz başkaları gibi namazı terk ederseniz, şu orayı da çıkarsanız, bak bizim eve giren hep bunlar, hep üstadın paraları. Siz bununla ihanet edemezsiniz ya. Başınıza öyle felaketler gelir ki, hastalıklar, neler neler görürsünüz. Başkalarına bakıp hareket edemezsiniz. Şimdi bu, biz millet olarak da bugün görüyoruz yani bu sıkıntılar. Ben hep böyle düşünüyorum. Biz dinden uzaklaştığımız için, bazı ihmalkarlık yaptığımızdan dolayı bu sıkıntılarla bir türlü kurtaramıyoruz. Fazla uzatmayayım abi, Allah sizden razı olsun. Teşekkür ederim. Mustafa Bey, buyurun. Evet. Evet, sesi açabildim nihayet. Sesi açıyor. O zamanın şartlarında baktığınız zaman milli meclis, ancak bu meclis ne kadar milli, ne kadar dış güçlerin etkisi altında, öyle değerlendirmek, öyle bakmakta da fayda var. Çünkü İngilizler bir ülkeyi işgal ettikten sonra orayı terk ederken, farklı bir şey söyleyeceğim burada da, çok dikkatinizi rica ederekten söyleyeceğim. O ülkeyi terk ederekten oraya bir vali atarlar. Bu valinin altını çiziyorum. Kendi yapamadıkları zulmü, kendi yapamadıkları yanlışları o vali aracılığıyla yaptırırlar. Bu Avustralya'da da böyle olmuş, Yeni Zelanda'da da böyle olmuş, Hindistan'da da böyle olmuş. Maalesef bizde de böyle oldu. Çünkü böyle olmasının tarihi çok delilleri var. Kanunların tamamı Batı'dan alındı. Ceza kanunu İtalya'dan alındı. Medeni kanun İsviçre'den alındı. Ticaret kanunu Almanya'dan alındı. Şapka bilmem nereden alındı. Fötör nereden alındı? Derme çatma şeyler alınaraktan milli görüntüsü altında bu millete maalesef yamadılar ki o da bünyeye uymadı. Hala da bunun etkisi devam etmektedir. Batının etkisi de devam etmektedir. Batının dayatması da devam etmektedir. O açıdan milletin kendi içine dönük milli değerlerle sarılarak ancak bu zincirleri kıracağı benziyor. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Fatih Hocam, bir ilave edeceğiz, bir husus var mı? Mehmet Fatih Hocam. Benim burada dikkatimi çeken nokta, üstadın avam temsilcisi olarak konuşması. Yani ehli imanın sadece Türkiye'deki Müslümanların değil. Yani her ne kadar burada bir İstiklal Harbi muzafferiyeti varsa da, üstad burada cumhur-u avamı, cumhur-u müminini ve onlara bir ifade kullanıyor. Sağlam Müslümanlardır diyor. Sizi çok severler diyor. Sizi tutarlar diyor. Ve size minnettardırlar diyor. Fedakarlığı takdir eder diyor. Üstad burada gerçek cumhuriyet ve demokrasiyi ifade ediyor. Onlar da öyle diyor. Dinler almamışlar. 50'ye kadar getirirler. Zorla, zulümle, cebirle, şiddetle. Ama üstadın bu uyarısı 1950'den sonra tecelli etmiş. Ya burada bizim hizmetimizde de öyle. Bir İslami hizmetlerde öyle. Yani şimdi camiye gidiyorsun, cemaat olmasın, hoca ne yapsın, vaiz ne yapsın? Veya bir cemaat diyoruz, cemaatin
tabii idareciler, hocalar var, yönetimde var ama cemaat var yani. Siz Cem-i Gafir olarak işte Cem-i Gafir. Yani Müslümanların çoğu, Müslümanların kendisi nereye giderseniz gidin. Bu arkanızı unutmayacaksınız. Size oy verenler unutmayacaksınız ve sizi orada tutanlar ve idare ettiklerinizi unutmayacaksınız. Sürekli onların inançları, kutsalları, beklentileri ve onların size olan şeyleri, minnettarlıklarını dikkate alacaksınız diyor. Üstad gerekeni söylüyor. Ama tabii dinleyen, dinlemeyen ortaya çıkıyor. Peki efendim. Teşekkür ederim. Ali Sabi, çok özür dilerim. Çok kısa. Hem Abdurrahman abi hem Mustafa abi güzel konulara değindiler. Yalnız şunu unutmamak lazım. Bu üstadın hitap ettiği meclis birinci meclistir. Dolayısıyla henüz cumhuriyet ilan edilmemiştir. Halifelik kaldırılmamıştır. Ondan sonra kılık kıyafet kanunu kabul edilmemiştir vesaire. Dolayısıyla bunu unutmamak lazım. Nokta. Evet. Aklımızın bir köşesinde o olmalı. Şimdi isterseniz bir bakalım bu yorumlardan sonra üstad ne demiş? Sizin bu İstiklal Harbi'ndeki muzafferiyetinizi ve âli hizmetinizi takdir eden ve sizi canu dilden seven cumhur-u müminindir. Yani kalbin en derinliklerinden seven bu müminler grubudur. Ve bilhassa tabakayı avamdır ki, halk tabakasıdır ki sağlam Müslümanlardır. Sizi ciddi sever ve sizi tutar ve size minnettardır. Ve fedakarlığınızı takdir ederler. Demek ki bu Üstad Hazretleri bu ifadeleri kullanırken bir takım dolaşan zehirli fikirlere karşı, ne bileyim, olumsuz görüşlere karşı da bir uyarıda sanki bulunuyor gibi. Ve intibaha gelmiş olan cesim ve müthiş bir kuvveti size takdim ederler destekleriyle. Yani o günkü Anadolu'nun şartlarını düşünün, herkes yollara dökülmüş, kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, çoluğuyla, çocuğuyla cepheye destek veriyorlar. Siz dahi evamiri Kur'aniyeyi imtisalle, bakın onlar size destek veriyorlar, siz de Kur'an'ın emirlerine uymakla onlara ittisar ve istinad etmeniz maslahat-ı İslam namına zaruridir. Yani o halkın, o cumhur-i avamın desteği ve meclis birbiriyle kenetlenerek hareket ederse, saldırılar karşısında ayakta durabilir, dayanabilir. Yoksa Allah muhafaza. Yoksa İslamiyet'ten tecerrük eden bedbaht, milliyetsiz Avrupa meftunu, Frenk mukallitleri avam-ı müslümine tercih etmek, yani o bir takım batı taklitçileri diyor Müslümanlara tercih etmek, yani siz işte nasıl olsa avam tabakasınız, biz havas tabakasıyız, biz okumuş kimseleriz, biz işte rütbesi, mevkisi, makamı olan kimseleriz diyor derseniz diyor, o Avrupa meftunu mukallitleri avam-ı mümine tercih etmek maslahat-ı İslam'a münafi olduğundan alem-i İslam namına, alem-i İslam nazarını başka tarafa çevirecek ve başkasından istimdad edecek, yardım isteyecektir diyor. Demin de ifade ettim, ciddi manada uyarılar ve tehditler var üstadın bu cümlelerinde. Aşiren, bir yolda 9 ihtimali helaket, tek bir ihtimali necat varsa, hayatından vazgeçmiş mecnun bir cesur lazım ki o yola suluk etsin. Şimdi 24 saatten 1 saati işgal eden farz namaz gibi zaruriyat-ı diniyede %99 ihtimali necat var. Bu yüzdeler hakkında da yorumlarınızı rica edeceğim. Yalnız gaflet ve tembellik haysiyetiyle bir ihtimal zararı dünyevi olabilir. Halbuki feraizin terkinde 99 ihtimali zarar var. Farzların terkinde %99 ihtimali zarar var. Yalnız gaflet ve dalalete istinad tek bir ihtimali necat olabilir. Acaba dine ve dünyaya zarar olan ihtimal ve feraizin, yanlış okudum, acaba dine ve dünyaya zarar olan ihmal ve feraizin terkine ne bahane bulunabilir? Farzların terk edilmesine. Tabii konu aslında namaz bağlamında İslam'ın diğer değerleri. Yani sadece namaza kilitlenmeyelim. Namazı terk eden diğer değerleri de İslam'ın ihmal eder. Allah'a esirgesin ise bu felaketlerin habercisi olur. Acaba
dine ve dünyaya zarar olan ihmal ve feraizin terkine ne bahane bulunabilir? Hamiyet nasıl müsaade eder? Bahusuz bu güruh mücahidin, yani bu meclise hitap ediyor. Gerçekten ilk meclis, biraz evvel İlyas Bey hocamın da ifade ettiği gibi, ilk meclis mücahitlerden oluşuyor. Büyük çoğunluğu mücahitlerden oluşuyor. Yani bulundukları yerlerde mücadele vermiş, canlarını, hayatlarını, mallarını, mülklerini ortaya koymuş insanlardan oluşuyor. Bahusuz bu güruhu mücahidin ve bu yüksek meclisin efali taklit edilir. Çok önemli bir nokta. Kusurlarını millet ya taklit veya tenkit edecek. İkisi de zarardır. Üstad diyor ki ikisi de zarardır. Bazıları, oh ne güzel millet bunlara karşı çıkıyor, ben milleti yanıma alıp bunlara savaş açayım diye bir takım teşebbüslerde bulunanlar olmuş. Ama üstad öyle bakmıyor. Kusurlarını millet ya taklit veya tenkit edecek. İkisi de zarardır. Demek onlarda hukukullah, hukuku ibadı da tazammun ediyor. Sırrı tevatür ve icma'ı tazammun eden hadsiz ihbaratı ve delaili dinlemeyen ve safsatayı nefis ve vesveseyi şeytandan gelen bir vehmi kabul eden adamlarla hakiki ve ciddi iş görülemez. Bunlar da güzel tarif etmiş. Şu inkılab-ı azimin temel taşları sağlam gerek. Şu meclis-i âlinin şahsiyet-i maneviyesi sahip olduğu kuvvet cihetiyle manayı saltanatı deruhte etmiş. Manayı saltanatı deruhte etmiştir. Eğer şair-i İslamiye'yi bizzat imtisal etmek ve ettirmekle manayı hilafeti dahi vekaleten deruhte etmezse, hayat için dört şeye muhtaç, fakat anane-i müstemirre ile günde la akal beş defa dine muhtaç olan şu fıtratı bozulmayan ve levhiyat-ı medeniye ile ihtiyacat-ı ruhiyesini unutmayan bu milletin hacat-ı diniyesini meclis tatmin etmezse, yani dini ihtiyaçlarını karşılama noktasında meclisin bir katkısı, bir desteği olmasa, bir mecburiye mana-i hilafeti tazammun eden mana-i hilafeti tamamen kabul ettiğiniz isme ve lafza verecek. O manayı idame etmek için kuvveti dahi verecek. Halbuki meclis elinde bulunmayan, bakın bu nokta çok önemli, ve meclis takdirde olmayan böyle bir kuvvet inşikak-ı asaya sebebiyet verecektir. Yani bir takım iç çatışmalara sebebiyet verecektir. Nitekim de olmuş. İnşikak-ı asa ise وَاَعْتَسِمُوا بِحَبِّ اللّٰهِ جَمِيعًا ayetine zıttır. Zaman cemaat zamanıdır. Cemaatin ruhu olan şahs-ı manevi dahi metindir ve tenfiz-i ahkam-ı şer'iye daha ziyade muktedirdir. Çok yüklü ifadeler. Halife-i şahsi ancak ona istinad ile vezaifi deruhte edebilir. Cemaatin ruhu olan şahs-ı manevi eğer müstakim olsa ziyade parlak ve kamil olur. Eğer fena olsa pek çok fena olur. Ferdin iyiliği de fenalığı da mahduttur. Cemaatin ise gayri mahduttur. Harice karşı kazandığınız iyiliği dahildeki fenalıkla bozmayınız. Bilirsiniz ki ebedi düşmanlarınız ve zıtlarınız ve hasımlarınız İslam'ın şeairini tahrip ediyorlar. Öyleyse zaruri vazifeniz şair-i ihya, İslam'ın temel manadaki prensiplerini ihya yaşatmak, ayağa kalkmak veya ayakta tutmak ve muhafaza etmektir. Yoksa şuursuz olarak şuurlu düşmana yardımdır. Şairde teavün, zafiyet, zaaf-ı milliyeti gösterir. Zaaf ise düşmanı tevkif etmez, teşcih eder. Yani sizin bünyenizdeki, bilhassa fikri bünyenizdeki bir zafiyet, düşmanlarınıza cesaret verir. Onları cesaretlendirirse saldırması noktasında. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir diye çok önemli Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle bitiriyor. Pekala. Evet. Subhaneke la ilme lana illa ma'allamtena inneke entel alimul hakim ve akur davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.